Herkese selamlar arkadaşlar. Video iki bölümden oluşacak. Birincisi Amerika'daki enflasyon verileri beklentisi yarınki. İkinci tarafı da Bone ve Leash tarafındaki düşüş, Shiba'daki hareketsizlik. Bunlar üzerinde konuşacağız. Öncelikle Amerika'da yarın enflasyon verileri gelecek. Bunların muhtemelen düşme ihtimali büyük. O yüzden de bir gün öncesi yani bugünden işlem açmak biraz sıkıntılı. İşlem açılacaksa ben yarını bekliyorum. Bilmeyen, takip edemeyen, piyasayla alakalı korkuları olan veyahut da endişeleri olan arkadaşlar varsa dikkatli olun. Bugün önemli. Yarın veriler açıklanır. Açıklandıktan sonra 26 Temmuz'daki Fed faiz beklentisi ne oranda değişecek? Şu anki beklenti 0.25 oranında %92, 0.25 geleceği beklentisi hakim. Ama yarından sonra değişir mi? Küçük bir ihtimal olsa bile faiz artışının durdurulması kararı bile çıkabilir. Beklenti değişebilir arkadaşlar. Bu yönden yarınki veriler önemli. Abi bu Amerika'yı sürekli takip mi ediyorsun? Evet abi. Yani Türkiye'den fazla orayı takip ediyoruz. Türkiye'de yaşadığımız için bazı şeyleri öngörebiliyoruz. İşte ev fiyatları vesaire, araba fiyatları biliyorsunuz. Ev fiyatları düştükçe düşüyor. 7-8 milyonluk bir tane ev vardı favorilerimdeki. Düşmüş 6,5'a falan düşmüş. Bunu zaten yakından içinden hissedebiliyoruz ama Amerika'da yaşamadığımız için buradan sürekli orayı kontrol etmek. Bir de kripto dünyasında büyük yatırımım var. Borsa tarafında ben çok işlem yapmıyorum. O yüzden kripto için Amerika'yı birazcık kontrol, takip etmek zorunda kalıyoruz. Tamam. Bu açıdan önemli. Yarınki o enflasyon verileri. Gelelim bizim ekosisteme. Ekosistemde neler oluyor? Efendim Shibarium haberiyle alakalı Bone ve Leash'te bir yükseliş oldu. Fakat gecikmeden dolayı Bone ve Leash geri dönüyor diye bir laf ortaya çıktı. Yok arkadaşlar öyle bir laf. Tamam. Ağustos ayında Shibarium çıkabilir muhtemel. Tamam. Yani %100 Shibarium Ağustos'ta çıkacak diyemiyoruz arkadaşlar. Abi işte Lucy'dir, Kusama'nın makalesidir. İşte bunları toparladığın zaman biraz daha çıkacak gibi duruyor. Evet. Ama oran olarak %60'a %40 diyebiliriz. O yüzden çok fazla yorum yapmıyorum. Yani 2 yıldır artık Shibarium çıktı, çıkacak falan filan. Abi çıksın görelim. Tamam. Yani çok da fifi. Bone'de ne yaptık? Dedik ki 70'lere düştü ama işte bu Shibarium muhabbetlerini de takip ettiğimiz için dedim ki işte 73'ten alıyorum bakın. Bir 500 dolarlık aldım. O da gitti 1000 dolar yaptı şimdi. Ben zaten kendi büyük yüklü alımımı 30 centlerde yaptım arkadaşlar. Bu arada onun notunu sizlere vermek istiyorum. Leash tarafında da 420 ilk alım, 320 ikinci alım, 250 dolar üçüncü alım olarak son alımımı yapmışım. Gitti 250'den 550 dolara yükseldi. Allah bereket versin. Şimdi ben kazandım. Fakat sonradan veyahut da işte Leash yükseldikten sonra almak peşine giden arkadaşlara söyleyecek bir söz var. Twitter'da söylemeye de çalıştım bir iki arkadaşımıza. Koşan at. Yani koşan ata ben binmem. Tamam. Yani dikkat edin. Ekosistemle alakalı tokenları alım yerlerime dikkat edin. Hep böyle ölücü yerlerdir. Yani Leash mesela 400 dolardayken ben diyorum ki kardeşim 250'ye inerse alacağım. Hatırlayın daha önce 260'lara falan indi almamıştım. Abi gördün mü bak almadın diye bana bir sürü yorum geldi. Almıyorum kardeşim. 250'den alacağım. Hedef koydum. Gitti hedefim tuttu. Yani onu oraya ben indirmedim ya. Yani bende 30 milyon dolar ne arar? 30 milyon dolarım olsa zaten gider Bitcoin, Ethereum'a yapıştırırım. O yüzden arkadaşlar alım yerlerim bunlar. 500 üzerinde alır mıyım? Şu piyasada almam. Ama uzun vadeli olarak abi yani alınır. Yani her yerden alınabilir. Ama ben eskiden keşfettiğim için bir taraftan şanslıyım. Hala 40-50 milyon dolarlık bir market cap. Yani çok değil. Onu da ekstra eklemek istiyorum. Bone'de düşüş niye var? Abi yükseldi. Çok altlardaydı. Bir anda 2x yaptı. Satış geldi. Bu. Yani Shibarium'la alakalı hani Shibarium ağının Ağustos'ta çıkmama ihtimaliyle alakalı değil. Yani şu anki durum. Çünkü çıkmasıyla alakalı muhtemeldir. Ama %100 değil bak. %60. Muhtemel çıkabilir. Yani orada bir gövde gösterisi yaparız. Vitalik falan Toronto'da bütün Ethereum balinalarına falan.
olabilir. Ama olmaya da bilir. Tamam. Yani Bone'deki şu anki hareketler gayet normal. 2 kat yapmış. Gelir. Olursa 90'a iner, 80'e iner. Bilmem. İnerse, o elinin altına inerse yüklü girerim. Kendi adıma söylüyorum. Ama gidip de buradan devam ederse de karışmam. Yani kaçta satacağız? Ne bileyim ben yani. Bir tane dayı vardı ya videosu. Bana ne oğlum diyordu ya dayı. Yani bana ne yani. İsterse 10 dolar olsun şu anda. Bana ne. Yani benim bone ile alakalı 2025'i görürüm. Şöyle sağlam bir Bitcoin yükselişi görürüm. O zamanlarda zaten bone'de falan filan fiyat tahmini kimse yapamaz arkadaşlar. Tamam. Son olarak Twitter'da bir tane etkinlik yaptım. O Twitter'daki etkinliği sabitleyeyim hatta mesajı. Altına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tamam. Abi ben Bone ve Leash alacağım. İkisini birden. Nerelerden? Abi OKEX. Galiba OKEX borsasıydı. Alta bırakırım ben referans linkimi. Referans linkimle girerseniz falan filan bilmem ne indirim. Alta bırakayım ben. OKEX'ten ikisi aynı anda aynı borsada olan. Yani hem Leash olacak hem Bone olacak hem Shiba olacak. Hadi üçü bir arada diyelim. Üçünün bir arada olduğu OKEX var. Bitmart var herhalde. MXJ'de yok. GTO'ya Bone gelecekti falan kavga etmiştik ama sonra geldim. Vallahi unuttum ha. Vallahi kıvırcık aklım. Çok fazla böyle bir şeylerle uğraşınca onu da gitti ama herhalde GTO'da bizim Bone'miz var. Tamam. Yani GTO'da var mı onu kontrol edin. GTO 1, Bitmart 2, bir de OKEX borsası 3. Ama kullanış açısından ben OKEX. Yani Bitmart'ta hacim düşük. GTO'da fon mon bir şey istiyor. Yani OKEX onlara göre biraz daha şey duruyor arkadaşlar. Ne diyeyim? Düzgün. El ayağı düzgün gibi duruyor. Tamam. Altta bir tane link bırakayım. Oradan girerseniz de referanslarınız, yaptığınız işlemlerden 3-5 komisyon gelirse biz de yolumuza bakarız. Tamam. Yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirme videosudur. Mutlu günler, sağlıklı, huzurlu, pamplı günler diliyorum.